Bugün neredeyiz, burası neresi ve biz ne yapıyoruz? Pek de alışkın olmadığımız bir çekim ortamındayız açıkçası. Çok büyük bir gelişmenin eşiğindeyiz veya çok büyük bir gelişmemenin eşiğindeyiz. İçimizde çok farklı duygular var. Bir yandan deliler gibi heyecanlıyız, bir yandan da biraz kaygılıyız. Az çok anlamışsınızdır. Biz burada olduğumuza göre Sözler Köşkü'nün yıllardır devam eden o gençlik merkezi hayali gerçekleşmeye yakın bir döneme gelmiş olabilir. Belki de bu bina olabilir diye içinizden geçiriyorsunuz. Arkadaşlar hiç bu kadar yakın olmamıştık. Biliyorsunuz yıllardır mücadele ediyorduk. İşte hadi gençlik merkezi, hadi gençlik merkezi, işte hadi arsayı aldık derken bir anda işte inşaat fiyatlarının yükseldiği, pandemi sürecinin başlamış olduğu bir dönem. Özellikle şu son 6 ayda tekrar bir yüklendik. Tam böyle artık umutlarımızı kaybetmek üzereyken, yani istediğimiz gibi bir yer bulamayacağız galiba derken bir anda bu bina karşımıza çıktı. Çok heyecanlıyız açıkçası. Belki videoyu yeni izleyen arkadaşlar, işte Sözler Köşkü kim, ne yapıyor bilmeyenleriniz olabilir. Kısaca Sözler Köşkü'nü arkadaşlar 11 yıl önce başlattık, bir YouTube kanalı. Amacı da şuydu: İslami konularda insanların kafasını kurcalayan sorulara cevaplar vermek. İşte ateizm, deizm, agnostizm gibi bazı ideolojilerin karşısında İslam'ı hakkıyla savunabilmekti. Elhamdülillah Rabbim muvaffak etti. 11 yılda 2.6 milyonluk bir YouTube ailesi olduk. Sonra dedik bir İngilizceye başlayalım. Acaba bu içerikleri yabancı insanlar da izlerler mi diye. Çünkü Türkiye'de birçok insan namaza başladı, tesettüre girdi, haram hayatını bıraktı, içkiyi bıraktı, ateistken Müslüman oldu. Belki de bunlardan bir kısmı da sizlersiniz. Bize attığınız mesajlarda bunları görüyoruz. Acaba olacak mı derken 6-7 sene önce de İngilizceye başladık. Elhamdülillah az önce baktım. Bu ay 1 milyon izlenme almışız ve bunu izleyenler İngiltere, Endonezya, Pakistan, Hindistan gibi dünyanın birçok ülkesinden farklı kardeşlerimiz var. Hatta işte Towards Eternity yazarsanız Instagram'a veya YouTube'a, bu gönderi kim beğenmiş diye Instagram'da bakıp şöyle yukarı doğru isimleri kaydırdığınızda göreceksiniz ki ismini bile okuyamadığınız yabancı insanların kalbine dokunuyoruz. Allah ve Resulünü anlatıyoruz aleyhissalatü vesselam. Ya kısacası İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ı, hadisi, tefsirleri gençlerimizin anlayacağı dil ile anlatmaya çalışan bir ekibiz. Bestami kardeşim var. O da burada. Röportajlarda işte Kadıköy'de ateistlerle, deistlerle konuşuyor. Kafaya gelen sorulara cevaplar veriyor. Ve elhamdülillah birçok insanına şehadet aldık. Birçok insanın Müslüman olmasına vesile olduk. Peki ne oldu? Hani neden bir gençlik merkezine, Sözler Köşkü International'a neden ihtiyaç var? Avcılar'da biliyorsunuz şu anda kiradayız. Bazı problemler var, oradan çıkmamız gerekiyor. İşte deprem bölgesi, Avcılar, bina riskli bina olarak tespit edildi ve bizim oradan çıkmamız lazım. Çıkmışken de güzel bir yere geçelim, geniş bir yere geçelim. Çünkü stüdyomuz bize yetmiyor. Bazen çekim oluyor, aynı anda iki çekim yapılması gerekiyor. İşte yurt dışından misafirlerimiz geliyor, İngiltere'den yeni Müslüman olmuş insanlar geliyor, röportajlar yapıyoruz onlarla. Yani kısacası o mekan bize yetmiyor. Bir de hani Avcılar'ın çok merkezi ve izole olmayan bir yerinde olduğu için sürekli sağdan soldan korna sesleri, gürültüler derken işte çekim duruyor. İşte yurt dışından bir misafirin gelmiş, sonra duruyor, tekrar başlıyor. Duruyor, tekrar başlıyor. Biz de kardeşlerimizle hep şunun hayalini kuruyorduk ya. Bir gençlik merkezimiz olsun. Çok büyük bir stüdyosu olsun. Şimdi siz çok küçük bir kısmını görüyorsunuz. Burası inşallah stüdyo olacak. Allah nasip ederse. Burası 400 metrekare. Yani aynı anda iki çekimin, hatta üç çekimin bile yapılabileceği çok geniş, hayallerimizi süsleyen yer. Yukarı katlar yine gayet güzel. Kardeşlerimizin yukarı katları da birazdan göreceksiniz. Oralarda gayet güzel bir şekilde tam böyle arzu ettiğimiz bir yeri bulduk. Hani bir arsa alıp bina yapalım düşüncemiz vardı. İşte arsa sürecine başladık, bitirdik. İşte bina süreci başlayacak, inşaat masrafları, pandemi süreci derken arkadaşlarımızla şöyle bir konuşma yaptık. Ya şu anda gerçekten çok güzel bir ritim yakaladık. Yani 5'te 5 namaz uygulamamızla her ay yüzlerce, belki binlerce kişi namaza başlıyor. İşte Kopkit uygulamamız var. Onda tefsir okumaları yapıyoruz. İnsanlar günlük olarak işte Risale-i Nur okudum 40 sayfa diye işaretliyorlar. Böyle ilerleme kat ediyorlar. Ve birçok insanın tesettürüne ve birçok insanın haram sevdandan kurtulmasına vesile oluyoruz. Ya bütün bunlar çok güzel gidiyor ve çok güzel bir ritim yakaladık. Yani elhamdülillah Towards Eternity kanalımız, ya ne demek, yabancı insanlar, yani kimi Türk, kimi Avrupalı, kimi Amerikalı, kimi Kanadalı, 1 milyon. Yani şu an girip mesela YouTube kanalında bunları görebiliyorsunuz. Şu an çok güzel bir ritim yakaladık ve herkesin çok fazla işi var. Ya dedik ki yani inşaat, arsa, sıfırdan bina yapma, bütün bunlar bizim bu ritmimizi bozarsa biz en büyük kaybı o zaman yaşarız dedik. O zaman dedik ki arkadaşlar ya hazır bir bina bakalım. Hazır binalar bizim istediğimiz gibi değil. Tam istediğimiz gibi bir yer bulduk. Yani dışı bitmiş, kabası bitmiş,
natamam bir bina bulduk ve bu binayı hayalimizde kurduğumuz zaman tam istediğimiz gibi dekore edebiliyoruz. Hem dedik hani arsamızı da bu şekilde bu binayla değerlendiririz dedik. Konuştuk buranın sahibiyle, dedik ki böyle böyle bizim böyle bir ihtiyacımız var. Bizim kardeşlerimiz var bu işe destek veren. Bir kişi daha Allah ve Resulü'nün davasını duysun. Bir kişi daha namaza başlasın diyen kardeşlerimiz var. Biz onların desteğini toplayacağız. Bize bir ay süre verin dedik. O da dedi ki tamam size bir ay süre. Burayı inşallah Sözler Köşkü Derneğimizin binası yapmak için bir aylık bir süremiz var yaklaşık olarak. Buraya geçince hem gürültü problemimizi çözmüş olacağız. Çok izole bir yer. Hem depremle ilgili bir sıkıntısı olmayan yeni bir bina elhamdülillah. Kardeşlerimizin yani güvenliği, sağlığı her şeyden önemli. Yani burada bir alternatif oluşturacağız. Yani şu anda gençler sağda solda iyi vakit geçirmek için gidiyorlar ya. Ne bileyim belki bir Starbucks'a gidiyor. Orada bir 30 lira 40 lira kahveye para veriyor ve çok da belki de karşı cinsle münasebetlerin uygun olmadığı manzaralar yaşanabiliyor. Biz burada bir alternatif oluşturuyoruz. Yani bir genç gelip burada gayet nezih bir şekilde oturup ücretsiz bir şekilde karamel macchiato'sunu alıp bir yandan da ilim sohbetlerine, Kur'an-ı Kerim derslerine, tefsir derslerine katılarak. Bu arada genç dediğim şey işte senin evladın, benim evladım büyüyecek. O gelecek burada yani imanının kurtulmasına vesile olacak. Hani insanlara, gençlere bunu yapmayın demek yetmiyor. Bir alternatif göstermen lazım. Bunu yapmayacaksın, şöyle yapman gerekiyor. Biz de inşallah burada hayallerimiz elimizdeki gibi bir Sözler Köşkü Gençlik Merkezi, bir Sözler Köşkü International yapıp yurt dışından, yurt içinden gelen misafirlerimizle burada videolar çekmek istiyoruz. Yani çok heyecanlıyız. Bir yandan da şu var, gerçekten ortalık karışıyor manevi olarak şu anda Türkiye'de ve dünyada işte ateizm, deizm gibi akımların. Ortalığı gerçekten kasıp kavurmaya başladığı dönemler yaşıyoruz. Yani insanlar işte ben Allah'a inanmıyorum işte veya hani itikat boyutu değil, namaz kılmıyorum değil mi? Namaz kılmamak da dinimizde büyük bir günah. Hatta bunu test etmek istiyorsanız liseye giden bir genç varsa yanınıza çağırın, İmam Hatip'e de gidebilir, sorun değil. Şunu sorun, öğlen namazı vaktinde mescide kaç kişi giriyor çıkıyor diye bir sorun, cevabına bir bakın. Hatta sınıfınızda kaç tane ateist veya inançsız, İslam'a inanmayan insan var deyin, şöyle bir bakın. İşte bizim mücadelemiz bu. İşte bizim mücadelemiz bu. Küfre karşı böyle bomba gibi bir mücadele vermek istiyoruz. Küfür derken kafirliği kastediyorum, ateizmi kastediyorum. İşte ürettiğimiz bu içeriklerle, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, İslam alimlerinden aldığımız bütün bu araştırmaları toplayıp gençlerin dilinden anlatarak, onların kalbine girerek, belki burada bir kahve içerek, belki bir sohbet ederek, anlatarak bu hakikatların yayılmasını istiyoruz. Ve elhamdülillah şu anda güzel olan ve beni heyecanlandıran şey şu. Şu anda Sözler Köşkü Avcılar'da yaptığımız bir video, internet kablosuna girerek Türkiye'nin her yerine değil, dünyanın öteki tarafında olan Hindistan'a, Çin'e, Pakistan'a, Avrupa'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye, her yere şu anda hali hazırda giriyor yani. Bu zaten gözümüzün önünde yaptığımız bir şey. Hani girip YouTube'a yorumlara baktığın zaman o insanları görüyorsun. Bizi heyecanlandıran taraf şu. İnşallah Allah bize burayı nasip ederse bunun iki katını, üç katını, dört katını, beş katını yapabileceğimiz imkanlara buranın sahip olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bir yandan çok heyecanlıyız. Bir yandan da çok dertliyiz. Yani sonuçta bize bir ay süre verildi ve böyle bir imkanımız şu anda yok. Ne yapalım dedik, yakalım ateşi, gidelim stüdyomuza, stüdyo olma potansiyeli olan yerimize girelim, derdimizi kardeşlerimize anlatalım, destek olmak isterler. Yani ben şahsen biliyorsunuz gönüllülük esasıyla Sözler Köşkü'nde devam ediyorum, bir ücret almıyorum. Ben destek oluyorum ama benim desteklerim tabii çok sınırlı kalıyor. Şu an izleyen arkadaşlardan ben destek olmak istiyorum. Ya ben buranın stüdyosunu vesile olmak istiyorum. Nedir bunun hesabı kardeşim, bir hesaplayın. Binanın fiyatını oranla ben onu almak istiyorum. Ben işte bir odasına vesile olmak istiyorum diyen bütün kardeşlerim. Bu size bir çağrı, bu size bir davet. Küfrün yangınını, küfrün ateşini söndürebilmek için elhamdülillah bir vesile bulduk, bir dil yakaladık. Ve bunu çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 yapmak için bir mücadeleye başladık. Rabbim inşallah yardımcımız olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki bir kişinin seninle imana gelmesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bir kişinin. Es-sebebi kel-fail diyor. Sebep olan yapmış gibidir diyor. Şu ana kadar elhamdülillah destek olan kardeşlerimiz çok büyük şeylere vesile oldu. Yani Towards Eternity kanalına girdiğinizde, Türkçe Sözler Köşkü kanalına girdiğinizde, milyonlarca izlenen, tesettürle ilgili, namazla ilgili o videoların sebebi sizsiniz. Sevabı size yazılıyor. İnşallah burayı da Cenab-ı Hak bize nasip ederse, buna vesile olanlar hayatta da olsa, vefat da etse, bir sadaka-i cariye nevin onların amel defterini ölse bile açık bırakıp arkasından sevap kazandırmaya devam edecek burada bir amel var. İnşallah Rabbim nasip eder. Yani burada hayal ediyorum.
burada yapılacak videolarla ve buraya gelen insanlarla birçok insan şehadet getirecek, şehadet parmağını kaldıracak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyecek. İnşallah daha da güzelini Cenab-ı Hak yapmayı nasip eder kardeşlerim. Bir aylık bir süremiz kaldı. Heyecanlıyız. Bir yandan da dertliyiz. Yani böyle bir heyecanlanıyoruz. Sonra bir arkadaşımız diyor ki bir dakika hop bina bizim mi oldu? Ne oldu? Aldık mı diyor. Sonra bir ya olacak mı olmayacak mı kaygısına düşüyoruz. Biz dertliyiz. Biz size derdimizi anlattık. İnşallah Rabbim burayı yapmayı, buraya girebilmeyi, kardeşlerim de burada, onları da çek. İnşallah Rabbim burayı yapabilmeyi, buraya girip stüdyolarımıza çekimler yapıp milyonlarca kardeşimizin dünyanın öteki tarafından, Türkiye'nin her yerinden bütün kardeşlerimizin kalbine dokunabilmeyi Allah bize nasip eylesin. Amin. Peki, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Gelirken mesela bazen düşünüyorum, şimdi inşaat süreci de var buranın. Acaba olacak mı diyorum. Sonra diyorum ki ya biz gayba iman ettik hani atalım mı adımı? Rabbim ayağımızın altına basamak yaratır yani. Ve şunu düşündüm yani eğer ben bu teşebbüse girmezsem çünkü insan biraz korkuyor. Bir aylık sürem var. Böyle insanı geren bir cümle. Ama dedim yani ben bu adımı atmazsam ben mesul olurum. Ben bu adımı atayım. Olmadı mı? Ahirette Rabbim ben üzerime düşeni yaptım. Kardeşlerim üzerine düşeni yaptı. Kardeşlerimiz üzerine düşeni yaptı. Olmadı diyebilelim yani anlatabildim mi? Çünkü buna vesile olmak çok büyük bir sevap olduğu gibi benim buna vesile olabilecekken adım atmamam da bana bir mesuliyet doğurur korkusu var yani. Evet. Allah yardımcımız olsun kardeşim.